arkasında uzun namlulu 13 tabanca, 7 de uzun namlulu tüfek var. Bu adam bir hakim. Hakim yani. Kullandığı araba şu anda Türkiye'de satılan en pahalı araba. Türkiye'de satılan en pahalı arabayı kullanıyor. Arkasında dinlenme odasında böyle bir cephanelik var. Gidenlerin gelenlerin hepsi savcı, HSK üyesi, denetmen, müfettiş. Onu görüyorlar, orada fotoğraf çektiriyorlar. Timur Soykan bu haberi yapana kadar da kimsenin gıkı çıkmıyor. Timur Soykan haberi yapıyor, bir gün 24 saatlik sessizlik. Arkasından bugün Adalet Bakanı açıkladı ki HSK hakkında soruşturma başlatıldı, inceleme başlatıldı. Erdal attı, bu hakim konuşmuş Oda TV'ye. Diyor ki FETÖ'cülere hedef oldum. Benim 104 tane haine verdiğim bu karar sonrası bunların içerisinde kalan intikam duygusu bu süreçte ortaya çıktı. Bu durum yanlış olsa zaten kendim asmazdım silahları. Bakın Bengi Hanım, şahıs bir örnek. Şu masaya bakın. Şu masadaki ürünlerin her biri 300-500 bin dolar falan filan. Yani sadece arabası değil. Bir insan bu tür harcamaları nasıl yapabilir? Ya aileden çok büyük para gelmiştir veya havadan gelmiştir. Çalışarak kazanılan para böyle harcanmaz. Yani alın teriyle çalışarak böyle bir şey harcanır. Burada mesele şu. Biz devleti şişirerek başımıza, bizim refahımızı artıracak bir devlet yaratmadık. Bize zulmedecek bir devlet yarattık şu anda. Bize zulmediyor. Mesela gece kontrolü yapıyor değil mi? Polis alkol kontrolü yapıyor. Ya arkadaş cenazeden geliyorum, cenazeden. Polise diyorum ki arkadaş cenazeden geliyorum. Bak cenaze arabası. Üfle lan diyor. Üfle lan. Havalar şeyler. Benim vergimle adam Batman'da futbolcu şeyi vardı, hatırlıyor musunuz? Çocuklar top oynuyordu. Savcı geldi. Erken gelmiş savcı. Şeyde öyle. Çıkın lan diyor. Çıkmadılar. Çağırdı polisi, kelepçelete attı onları. Hakim, savcı bunları denetlemezsen HSK değil. Bunları maddi manevi rüşvet noktalarında her noktasını, 7 sülalesini denetlemezsen o başına kral kesilir. Bu da kesilir. Bugün bunu tuttun, öbür yarın başkası çıkar. Yargıyı yargı denetlemesi lazım dışarıdan. Aynı şey mesela sağlık, doktor, onu da denetleyeceksin. Sağlık açısından denetleyeceksin. Verdiği kararlar, hastalarına davranışı, şuyu buyu. Bütün kamuyu, yani devlet denetlemedir ama devleti de denetlemek lazım. Şimdi adam kafasına göre koy, diyor ki İngilizler ne oldu? 1000 yıl önce krala dediler ki posta koydu İngiliz halkı. Kafana göre vergi koyamazsın dedi ya. 1000 yıl sonra bizim devlet, bizim taş devrine döndük biz. Neyle yaşıyoruz? Yaşasın devletimiz, varımız, gücümüz, bütün vergilerimizle bu adamları besleyelim. Silahlar, şeyler, arabalar, yatlar, katlar, besleyelim bunları. Ben taş devrini yaşıyorum. Vatandaş taş devrini yaşıyor. Niye taş devrini? Ya ilk insanın da 2 derdi vardı. Beslenme ve barınma. Arkadaş ben halk olarak beslenme ve barınmadan öteye geçemiyorum. Sen benim başımda ağa kesildin, paşa kesildin. Baştan aşağı ama balık baştan kokar. Devlet, siyaset bütün böyle işler. Yukarıdaki öyle başlarsa atın onu içeri, atın bunu içeriye. Şunu bak, İsrail'le ticareti kestiler değil mi? Ya İsrail'le ticareti kesin diyen 5 bin Filistinli genç, 5 çocuk hapiste şu anda. 5 çocuk hapiste. Hiç hapisle yargılanmaması gereken şey. Atın hapse, atıyorlar. Bir atasözü söyledi diye kadını attılar hapse değil mi? Atıyorlar, atarlar. Ben bunun hesabını, ben vatandaş olarak, benim hakkımda. Bir adam vardı Manisa'da, hatırlıyor musunuz? 1. karısını öldürdü, içeri girdi çıktı. 2. karısını öldürdü, içeri girdi çıktı. 3. karısını öldürdü. Ben o hakime, kardeşim sen bu adamı nasıl bırakıyorsun? Ben o savcıya, hakime bunun hesabını soramayıp beni veya Ünye'de vatandaşı, hükümeti eleştirdiği kadını ters kelepçeyle aldı. Geçen hafta yansıdı değil mi? Bir hakimin bisikleti çalınmış çocuğunun. Vatandaşı ters kelepçeyle kelepçelediler. Bu programlarda sen anlattın. Vicdan sızlatan mahkeme kararları var Türkiye'de. Şen-Yerşeyl ailesini falan. Burada beraber 15 gün önceki bir programda sen hatırlattın bunları. Ama böyle bir mahkeme kararları var. Vicdan sızlatan, bir de bu mahkemelere de çeki düzen verebilecek siyasi iradenin başında olan her şeyi kendisinde toplamış bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararları var Türkiye'de. Daha karıştırdım zaten 5 yıl önceki bir seçimde Malatya'da Saadet Partili Pötürge'de iki Saadet Partili onları öldü. İki Saadet affediyor. Partili yani seçim şeyini öldüren adamı affetti. Evet. Bu nereden geliyor? Şimdi, Nazif abi bu nereden geliyor? Bunları, bak yargının büyük bir kısmı sağlık bu dediğimiz şey büyük bir kısmı temiz. Ama içinde bu tür şeyler çıkınca ne oluyor? Bütün sistemi kirletiyor. Şimdi ya Türkiye'de siyasi irade organize suç şebekeleriyle fotoğraf veriyor. Siyasi irade Türkiye'de kadınları katleden, Türkiye'de en akla gelmeyecek cinayetleri yapanlarla bir bakıyorsun fotoğrafları var. Hadi birinde fotoğraf var, öbüründe nasıl var? Nasıl denk geliyor? Bunların hepsi oraya sızıyorsa kardeşim siz nasıl bir organizasyonun temsilcilerisiniz? Siz nasıl bir bu koruma zırhının içerisinde kendinizi aldatıyorsunuz? Sokağa çıktığınız zaman her birinizin peşinde onlarca çakarlı araba, her biriniz peşinde onlarca koruma tırnak içerisinde adı altında özel harekatçılar dahil olmak üzere boylu polisli devletin polisleri özel harekatçılar şunlar. Evet. Siz bunların yanında bu organize suç şebekelerini nasıl buluyorsunuz da giriyorsunuz? Burada bir cümle söyleyeyim ben bir cümleyle bitireyim. Ben Sayın Bakanımdan yani Gölge Bakanımız aynı zamanda soyadı da bakan olduğu için böyle söyleyeyim. Ben Sayın Bakanımdan Türkiye'nin bundan sonra kamu gücünü kullananların çok sıkı denetleneceğini, öyle kafasına göre şey verenlerin asla bu mesleği bir daha yapamayacaklarını. Yani mesela bir örnek vereyim. Ya öğretmen geliyor 2 aymış çocuk anlatıyor. Evet. Diyor ki 2 ay öğretmen geliyor sınıfa cep telefonu alıyormuş çocuklar serbestsiniz. Cep telefonuyla yazışıyor 2 ay çocuğu. Şimdi bunlar kamu gücünü ve kamu makamını kullanan baştan aşağı bütün sistemi denetleyemezsek bu olaylar gelir. Benim beklentim şu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin şu anda iktidarın en güçlü adayı ve 1. parti. Türkiye'de bütün sistemi baştan aşağı değiştirecek bu yapısal noktalara çözüm önerilerini ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu noktaları çok daha sık, çok daha net olarak duymak isterim. Ben bu şu 5 fotoğraf bitiriyorum ben. Şu fotoğrafta oturanlar neyi konuşmalılar biliyor musun? Bu fotoğrafta oturanlar faraza 22 yıl önce Van'da terör örgütünün polislerimiz dahil olmak üzere onlarca insanımızı şehit eden terör örgütü militanların, Hizbullahçıların yıllar sonra 2019'da tekrar yapılan bir dava sonucu serbest nasıl kalabildiklerini ve buna karşı adaletin ne yapması gerektiğini konuşması gereken isimler böyle bir fotoğrafın altında oturabiliyorlar. Şimdi aslında Türkiye'de 3628 sayılı yolsuzluk ve rüşvetle mücadele mal bildiriminde bulunulması yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kanunu var. Bizler kamu personeli her 5 yılda bir gizli dosya içerisinde bütün mal varlığımızı veriyoruz. Alacağımızı, borcumuzu, işte çektiğimiz krediyi, üstümüzde kayıtlı hayvanımıza kadar. Ve eğer bir disiplin soruşturması olursa öncelikle bu mal bildirimleri açılıyor ve bakılıyor. Şimdi acaba Sayın Hakim veriyor mu? Yani bu ya sadece kendimizin üstünde de değil. Vermesine geliyor. Sizi bu şekilde sıkı sıkıya takip eden bir kurum var mı? Çekmeceler arasında duruyor. Evet ama şimdi eğer buna bakılabilir. Evet. Eğer mal varlığındaki zenginleşme konuşuluyorsa İlk açılıp bakılması gereken bu zarflar olması lazım diye düşünüyorum. Hukuk devletiysek tabii. Fikret abi, Olcay Kılavuz için neden hala yurt dışına çıkış yasağı konulmadı? Niye biz bugün tabii 1,5 yıldır bir cinayetin planlayıcıları arasında adı geçen birinin yurt dışına kaçmış olabileceğini konuşuyoruz? Derken bu... Adli yani mahkemelerin, adaletin geldiği nokta da bu.